ikinci el bir bilgisayar almak istiyor fakat çok fazla bir bilginiz yoksa zaten sınırlı bir bütçeniz var ve bunu heba etmek, çarçur etmek istemiyorsanız doğru yerdesiniz. Ben de bu videoda sizlere ikinci el bilgisayar alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bilgiler aktaracağım. İkinci el bilgisayar konusunda hataya düşmek istemiyor ve doğru bir seçim yapmak istiyorsanız videomu izlemeye devam edin. Eğer hazırsanız daha fazla vakit kaybetmeden ikinci el bilgisayar alırken nelere dikkat etmelisiniz bunları görelim. Öncelikle ilk iş olarak alacağınız bilgisayarın özelliklerine dikkat edin. Satıcının ilana koymuş olduğu özellikler ile almış olduğunuz bilgisayarın özelliklerini karşılaştırın. Eğer özellikler ilandaki ile birbirini tutuyorsa sıkıntı yok demektir. İkinci olarak almak istediğiniz bilgisayarın kozmetiğine kasasına dikkat edin. Almak istediğiniz bilgisayarın üstüne, altına, sağına, soluna dikkatlice bakarak üzerinde herhangi bir deforme kırılma var mı bunları kontrol etmeyi unutmayın. Eğer üzerinde gözünüze çarpan deformeler varsa ki muhtemelen ikinci el olduğu için olma ihtimali yüksek bunu satıcı ile görüşerek halletmeye çalışın. İkinci el laptop alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise ekran. Ekran laptopun en önemli parçalarından biridir ve kullanım deneyiminizi doğrudan etkiler. Alacağınız bilgisayarın ekranında titreme, ölü piksel, parlaklık sorunu gibi problemler var mı bunları kontrol etmeyi unutmayın. Fark etmediğiniz olası bir ekran paneli sorunu durumunda ekran panel maliyetiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İkinci el laptop alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise klavye ve touchpad. Almayı düşündüğünüz laptopun klavyesindeki tüm tuşların tam olarak basıp basmadığından emin olun. Aynı şekilde touchpad'in imlecinin ve butonlarının tam olarak aktif bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. İkinci el laptop alırken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de hard disk Alacağınız laptop eski bir laptop ise içerisinde muhtemelen M.2 SSD veya normal SSD bulunmayacaktır. Eğer içerisinde eski tip SATA hard disk varsa bunun da düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını, kafa vurup vurmadığını veya mavi ekran verip vermediğini mutlaka kontrol edin. Aynı şekilde eğer içerisinde M.2 SSD varsa veya normal bir SSD varsa bunun da normal bir şekilde çalışıp çalışmadığını, mavi ekran verip vermediğini ve okuma yazma değerlerini tutup tutmadığını kontrol edin. Ethernet, HDMI, USB gibi portların da tam olarak çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Yan tarafında AUX ve mikrofon girişi varsa bunların da düzgün bir şekilde aktif olarak çalışıp çalışmadığını, sesi düzgün iletip iletmediğini mutlaka kontrol edin. Ayrıca bilgisayarın operlor kısmının da düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını, patlak olmadığını veya cızırtı yapıp yapmadığını kontrol etmeyi unutmayın. İkinci el laptop alırken dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi de kablosuz bağlantısı yani Wi-Fi. Almayı düşündüğünüz bilgisayarın internet bağlantısını kablosuz olarak kullanmak istiyorsanız Wi-Fi özelliğini mutlaka ama mutlaka kontrol edin. İkinci el olarak almayı düşündüğünüz bilgisayarın pil sağlığında kontrol etmeyi unutmayın. Eğer bilgisayarınızı şarj aletsiz olarak okulda, evde veya farklı yerlerde kullanmak istiyorsanız bilgisayarın bataryasının aktif bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmeyi unutmayın. Bakın bu bahsedeceğim nokta çok ama çok önemli bir nokta. İkinci el olarak almayı düşündüğünüz bilgisayarın mutlaka ama mutlaka ekran kartının sağlam olup olmadığını kontrol edin. Bunu da anlamanın en güzel yollarından bir tanesi ekran kartı driver'ını kendi sitesinden yüklemek. Eğer yükleme çalıştığınız ekran kartı driver'ı normal bir şekilde yükleniyorsa hiçbir problem yok demektir. Ancak ekran kartı driver'ını yüklemeye çalıştığınızda ekran bir anda gidiyor, siyah ekrana dönüyorsa ve aygıt yöneticisine sağ tıkladığınızda Ekran kartı driver'ın üzerinde sarı ünlem işareti varsa bu ekran kartında problem var demektir. Bu bahsetmiş olduğum konuyu mutlaka kafanızın bir noktasına yazın ve ikinci el bilgisayar alırken mutlaka ama mutlaka kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü ekran kartı bilgisayarınızın performansını doğrudan etkileyecektir. Eğer bilgisayarınızı oyun amaçlı alıyorsanız veya grafik tabanlı programlarla çalışmak için alıyorsanız Ekran kartı olmaz olmazlardan bir tanesidir. Eğer böyle bir problemle karşı karşıyasınız, bu bilgisayarı almaktan vazgeçin veya ekran kartına problem olduğunu bilin. Ona göre satın alma işlemini yapın. Son olarak, almayı düşündüğünüz bilgisayarda ısınma problemi var mı yok mu? Bunu da kontrol etmeyi unutmayın. Eğer bilgisayarda ısınma problemi varsa, bunun termal macun bakımlarının gelmiş olabileceğini ve fan ve ızgaraların tıkanmış olabileceğini aklınızda bulundurun. Bilgisayarı satın almaya karar verdikten sonra, yapmanız gereken ilk işlemlerden bir tanesi fan ve termal macun bakımlarını yaptırmak olmalıdır. Çünkü bunlar da bilgisayarınızın performansını doğrudan etkileyen etmenlerden bir tanesidir. Bu videoyu da sizler için ikinci el bilgisayar alırken hata yapmamanız amacıyla hazırlamak istedim. Bu anlattıklarımı kafanızın bir noktasına yazın ve ikinci el bilgisayar alırken mutlaka mutlaka kontrol etmeyi unutmayın. Buna rağmen kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Video umarım işinize yaramıştır. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.